Özellikle yani. Var da çok şey çok yok yani. Genelde 10-15 hane mi var şeyde yurt tahminen? dışında mı? Yurt dışında. Fazladır yani. Fazla. Almanya'da var. Peki bu gurbetçilerimiz her sene yazın gelirler mi mutlaka, yoksa Gelen oluyor. belirli senelerde 2 senede bir gelen de oluyordur Evet tabii. öyle oluyor. Peki muhtarım, köyün geçim kaynakları nelerdir? Biraz bahseder Geçim misin? kaynakları hayvancılık, Evet. reçberlik. İşte burada Tarımla şey tarımla uğraşanlar. uğraşan evet. Genellikle buğday mı ekiyorsunuz? Buğday Arpa, ekerler, arpa, çavdar. çavdar ekilmiyor da Nohut yonca ekilmiyor var. herhalde. Yok burada Dağlık nohut bölge olduğu ekilmiyor. için. Dağlık olduğu için domuz filan dat vermediği için ekilmiyor. Evet. Yabani domuz çok. Yabani hayvan olmadı olduğu için onu ekemiyoruz. Peki muhtarım, neler Yozgat yaptın, TV neler biliyor musun? yapmayı Haberim var. planlıyorsun Vallahi sonraki şimdi dönemde? sonraki dönem değil Olur, kısmet de olursa neler yapmayı düşünüyorsun? ya sonraki dönem falan değil. Onu düşünerekten değil de köye her şeyi yaptırmayı istiyoruz. Ama Neler yaptırdın o zaman muhtarım? Bir yaptırdık. söyleyişleriniz öyle ki Ya yapacaklarına da ben kanaat edeyim baraj artık yani. yaptırdın. Nerede yaptırdık? Yaptırmadığını niye söylüyorsun? Neyse, yaptığımı Öyle diyorum ya. Sen yaptığımı biraz değil. daha Ha zorlasan biz havalanı getirecek mi ben biliyorum da. Havalanı yaparım. şimdi Yaparım. biz Yaparım kendi hadi. Ben imkanlarımızla sana desteğe hazırım. köyümüzün bazı şeylerini yaptık ama Evet. Ha, devletten yaptıklarını olarak biraz açıkla. şey Yaptığını alamadık. kendim ödemiyor tamam. Pandemi dediler, bilmem ne dediler. Bir barajımız vardı. O askıya alındı. Ondan sonra Yolumuz yolumuz askıya vardı. alındı. Askıya alındı. Bu 2 sene önce Evet. etütü yapılmış, her şeyi yapılmış şeyler. Yok. Şimdi şu anda askıda kalıyor. Gidiyor. Doğru söyledin Pandemiden muhtarım. ödenek yok deyip çıkıyorlar. Yarım Bizim Sarıkaya'dan Aktağ'a duble yolumuz vardı. Bir yerde yarım kaldı. Her Yolumuz ölçümleri bitti bitti, böyle şeyi yarım bitti, kaldı. her şeyi bitti ama yol başlamadı. Evet. Peki muhtarım, Bazı köyün köyümüzün içinde parke taşları mesela eksik. Onu yapılmayan yaptıramıyor. sokaklar, perde şeyler var, kilit taşlarımız. Kilit taşlarımız eksiğimiz çok. Köyün eksiği çok. Bu arkadaş Ben buna azam. rakip olacağım, rakip. Azamı yeni muhtar adayı mı? Ney bu? Bilmiyorum işte artık. Kaynadak. Kaynadak işi. Şimdi Kaynadak da konuşurken de aynı biraz bilinçli konuşmak lazım. Tabii onu Şimdi yaptırmış yani. Sana yaptığımı muhtarımız diyoruz. Diyelim arkadaş. Peki muhtarım, biraz köyden bahsederken köyün şu anda neleri var? Köy konağı var mı? Milletin Köy toplandığı konağımız düğün salonu var mı? yok. Düğün salonumuz Yok. 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 Köy konağı da yok yani. Bir kendi imkanlarımızdan bir tane biz şey yaptırdık. Onu Muhtarlık. köylünün muhtarlık da değil. Esasında muhtarlık Kur'an kursu olarak yaptırdık. Bir de üst tarafı erkeklere Kur'an kursu olarak yaptırdık. Biz kendi imkanlarımızdan. Evet. Pek Halka, şeyden kuşağına yararlanamadık. biraz anlatacak olursak, çevre köyler neler var etrafında köy Muhtarlığı olarak? yeni açacağız. Allah Şey, izin verirse. şimdi köylerimizde şey var. Doğusunda Eynelli köyü var. Evet. Batısında Kaplancı var. Ramazanlı var. Kuzeyinde Kuzeyinde şey var. Topaktaş. Topaktaş, güneyinde Topaktaş var. Kuzeyinde Heh. Hisar Bey var. Çok güzel bir köyümüz var yani. Evet, Bir köyün de gerçekten kazalara merkez. Şimdi Akdağ'a gidersen 30 kilometre. Sarıkaya. Sarıkaya'ya git 30 kilometre. Sarayken'e git 30 kilometre. Çayıralan'a git 30 kilometre. Köyümüz tam merkezinde Tam yani. noktada Tam böyle. noktada. Her tarafa 30 kilometre. Evet. Ama köyünüzün gerçekten güzel havası var muhtarım. Temiz havası var. Güzel, köyümüz çok güzel. Ormanıyla. Peki muhtarım, gurbette yaşayanlar Ankara'da olsun, çevre illerde olsun, bunları köye teşvik etmek için neler yapılabilir? Şu temiz hava dururken Ankara'nın o havasında Şimdi geliyorlar yani şimdi şey olanlar emekli bayağı olanlar mı geliyor emekli olanlar genellikle? geliyor. Genellikle ev filan yapıyor. Evet. İşte ama bayağı bir zorluk oluyor. Neyse zorluk oluyor. Elektrikten bir sorun yaşıyor. Gidiyor Sudan ondan sonra sıkıntı. özel idareden bir sorun yaşanıyor. Yani bunların imkanı esasında vatandaşa şey yapması lazım. Devlet bunu ne diyor? Köye geri dönüş diyor ama bunlar bir sıkıntı. Zorluk çağırıyor. Zorluk Çok zor çıkarıyorlar. çağırıyor. Ay neymiş buraya ev olmazmış. Ama olmaz adamın imkanı yok. Başka yeri yok. Ne yapmamız Evet. gerekiyor?
Eğer ki yola tecavüz ediyorsa, başka yerlere tecavüz ediyorsa, ona biz de karşıyız. Peki muhtarım, gurbettekilere söylemek istediğin ya da izleyicilerimize söylemek istediğin bir şey var mı? Şimdi gurbettekilere ne diyeyim? Gelsinler, köyümüz şenlensin. Herkes yer yapsın. Onun için onu istiyoruz biz yani. Evet. Evet. Onları seneden seneye burada görmek istiyoruz. Yerleşsinler, bir şeyler yapsınlar. Evet. Şimdi yerleşmese de gelsin, hiç olmazsa bir ay, bir buçuk ay ta şeyi var, izini var, köyde geçirsin. Tabii. Köyümüz, orman müsait, piknik yerlerimiz var. Daha başka yerlerden geliyor burada piknik yapıyor. Mesela biz... Siyasilerimizin bizimle bu memleketimizde biraz ilgilenmeleri lazım. Yol hakkında olsun. Mesela köy içerisindeki yapılacak işlerden dolayı onlara ilgilenmeleri... Büyüklerimiz, mesela bakanlarımız var, bu kadar milletvekillerimiz var. Evet, bu bakanlara... Hükümet içerisinde bu kadar yetkililerimiz var ama hiçbir ilgilenen yok. Baraj yapacak vazgeçti, yol yapacaklardı vazgeçti. Yani hiçbir yatırım yok köyümüzde. Hiçbir yatırım yapmıyorlar köye. Köyün yatırımı olmadığı için de bu imkanı insanlar niye dönsün geri buraya? Biz kendi imkanlarımızla bayağı bir gereken işleri yaptık. Mesela çeşme desen yaptık. Mezarımızın duvarını yeniledik. Yeni mezarlık yaptık. Köy konağını yaptırdık. Ne bileyim. Hani bu vatandaşın şeyiyle oldu. Bir devletten de olan bir şey olmadı. Biz Kur'an kursuna başladık. İlk 4 sene mi oldu, ne oldu? Sayın adam 1000 lira vereyim diyor, 1000 lira. 1000 lirayı dedik ki biz hiç almıyor, hiç olmazsa yardım ettim deme dedik. Evet. Şeye, dinayetti şeyden. Köy hakkında bazı kanunlar var. Mesela orman daireleri köyde çok işte adam ev yapacak, keres şey alması, ihtiyaç alması gerekiyor. Adam diyor ki köyde 3 sene oturduysan gel diyor şeyimi vereyim. İkamet etmen lazım. Bir sene ikamet etmen lazım. 3 sene yaptıktan sonra ben burada köyde ne işim var bende? Evim olduktan sonra benim ne işim var benim burada? Ben oturacakmışım. 3 sene de ondan sonra gidip ihtiyacı alacakmışım. Mesela böyle problemler çok çıkarıyorlar. Köylerde bazı şeyleri göçetmeleri lazım. İnsanları rahat bırakmaları lazım. Elektrik işinde öyle. Orman dairesinde öyle. Yani evet, evet. Her şeyde öyle. Hele elektrik işi. Elektrik içinde çok problem. Çok problem yani. Şimdi adam onu çıkarıyorlar ya. Ne bileyim, abone vermiyor, bilmem ne yapıyor, uğraştırıyor. Projeye uygun oluyor diyor. Adamın projeye uygun olacak yeri olmuyor. Komşudan diyor 3 metre çekeceğim, bilmem ne edeceğim. Bir sürü sıkıntı. Yoldan 5 metre çekeceğim. Adam şuraya ev yaparsa nereye çeksin? Burası bir köy. Ya burası bir köy. Eski yerleşim yeri. Yani. Sıfırdan yapmıyorsun ki mesela bunları şey yapsam. Evet, çok teşekkür ediyoruz muhtarım. Biz teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Bindi yavrularımız var. Yavrularını alalım bunları. Ziraftan alalım. Ziraftan alalım.